Nefis bir tavuk tarifim var. Bunun için 1 kiloya yakın 700 gram şöyle tavuk göğsü kemiksiz kullanıyorum. İnce ince doğruyorum. İlk etapta şöyle ortadan bölüyorum. Daha sonra ince ince şöyle doğruyorum. Doğradığım tavukları derince bir kaba alıyorum. Tarifin en önemli kısmı soya sosuyla marine yapacağız. Tuzu azaltılmış soya sosu kullanıyorum. Daha önceden çok tuzluydu soya sosu ama artık tuzu azaltılmış soya sosları da var. Kullanabilirsiniz. Eğer tuzu azaltılmamışlardan alıp da kullanacaksanız kesinlikle tuz eklemeyin tarifinize. Şimdi açıyorum. Şöyle bakın. Ne kadar döktüm? Çeyrek çay bardağı kadar soya sosunu kaba alıyorum. Soya sosu kendinden tuzlu olduğu için lütfen tuz eklemeyin. Piştikten sonra tuzuna bakıp öyle ekleyin. En başta sakın tuz eklemeyin. Bir o kadar da çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. Zeytinyağıyı önermiyorum bu tarifte. Çünkü soya sosu da biraz ağır olduğu için zeytinyağı da ağır olacağı için birbirine uyumu yok. Bir çay kaşığı kadar da zencefil ekliyorum. Taze zencefili varsa bir miktar taze zencefil de kullanabilirsiniz. 2 adet sarımsağı küçük yemeklik doğruyorum. Sarımsakları çok küçük doğradım. Lütfen sarımsağı fazla kullanmayın. Soya sosunun önüne geçecek derecede çok fazla kullanmayın. Sadece lezzet vermesi için 2 diş kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler birbiriyle özdeşsin. Üzerine streçleyeceğim ve yarım saat marine olması için bekleyeceğim. Yarım saat dinlendirdim. Tavuklar güzelce bütün aromayı içine çektiler. Şimdi ocağa alıyorum. Ben pişirirken saç kullanacağım. Siz wok tavada da rahat rahat yapabilirsiniz. Kızgın saca alıyorum. Şöyle önden biraz pişireceğim. Biraz yüksek ateşte pişiriyorum ilk etapta. Daha sonra orta ateşe alacağım. Tavuklar yüksek ateşte güzelce kavruldular. Şimdi altını kısıyorum. Ve sebzeleri doğramaya geçiyorum. Bir adet soğanı ay şeklinde ince doğruyorum. Soğanları saca ekliyorum. Altını çok kısmadım. Hafifçe sadece ateşi düşürdüm. Orta ateşte şu anda devam ediyorum. 2 dakika soğanları biraz şöyle yumuşatmak istiyorum. Daha sonra biberlerini doğrayacağım. Biraz iri olduğu için soğanlar yumuşasınlar 2 dakika. 4 adet yeşil biberi ince ince doğruyorum. Çok da inceltmeyeceğim. Soğanlar 5 dakika kadar kavruldular. Biraz yumuşadılar. Daha sonra üzerine yeşil biberleri ekliyorum. Ve dolaptan çıkarmış olduğum kapya biberi de ekliyorum. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Böyle hazır bir şekilde elinize geliyor. Bir tane büyük boy kadar da kapya biberi doğradım. Şimdi hepsi birlikte pişsinler. Şöyle altı üst ediyorum. Suyunu çekmiş. Biraz daha pişsin istiyorum. Üzerine çok az daha soya sosu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar soya sosu ilave ediyorum. Bu esnada tadına, tuzuna, pişkinliğine bakın.
Eğer daha yumuşak istiyorsanız çeyrek çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz soya sosu yerine. Çünkü tuzu gayet iyi şu anda. Soya sosu eklediğim için hiç tuz eklemediğim halde ve hatta tuzu azaltılmış soya sosu kullandığım halde tuzu tam kararında. Onun için tuzuna bakarak lütfen tekrar soya sosunu ekleyin veya onun yerine eğer size tuzu fazla geldiyse çeyrek çay bardağı su ekleyip güzelce pişirin. Soya soslu tavuğumuz hazır. Çok güzel piştiler. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.